geldiniz. Başlığı da daha 3 gün oldu ama böyle güzel bir organizasyondan bahsettiler. Ben de sizlerle birlikte bilgi almak amaçlı buradayım. Uzun süredir uğraşılan, emek verilen ve çok da beklentisi olan, kendisinden çok şey beklediğimiz bir organizasyon olarak anladığım kadarıyla. Biz iştirak edemesek de iştirak edecek arkadaşlarımız için şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah umutları şekilde verildiği bir ziyaret gerçekleşir ve döndüklerinde de sınava müdeli haberlerle dönerler. Türk Türkiye'nin sorumlu var yardımcılığı Mehmet Bey de bu organizasyonun başından bir içerisinde olan bir üyesi. Ziyaretle de valilik adına de sorumlu var yardımcılığı kendisi iştirak edecek. Başkanın söyleyecek bir kadarıyla öğretmenimiz var. Genel Meclis Başkanımız var. Ticaret Sanayi Odası üyeleri herhalde gelecek. İnşallah hayırlara vesile olur. Bizden haberlerle dönerler kendileri. Yavuz Selim Halim Bey senden bahsetmişti. Gerçekten tabiri aşamasında onun da oldukça emeğe geçmiş ama hainlerle ilgili tür durumlar beklenmedik gelişmeler bu tür organizasyonlarla ilgili hakikaten kadar gazetede bir verebiliyor zamanında. Ama Yavuz Selim Halim olmasa da Sinop için bu faaliyetin gerçekleşmesi bizler olsak da olmasak da çok güzel bir şey. Benim açımdan da dediğim gibi çok kısa bir tarihten geldiği için zaten gitmemiz mümkün değil. Ve bu dönemde bizim valilerin iş çıkışlarıyla ilgili biraz daha seçim sürecine girildiği için daha kısa bir tutulması yönünde de tavsiyeler var. Buna duyarak ve çok göreve yeni gelmem hasebiyle benim açımdan çok uzun olmadı ama ilerleyen dönemlerde mutlaka Sinop'la ilgili her türlü organizasyonlar yerel yönetimlerimizle bizler de katkı vermek isteriz. Eğer orayı takip edeceksek ben de öyle geçeyim. Sadece yani sizinle böyle bir tanışma tekrar tanıştığınız için ve gidecek arkadaşlara organizasyonda bulundukları için teşekkür ediyorum. İnşallah müjdeli haberlerde dönersiniz diye temenni ediyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla tenant sahibi olacak bu sektör. Biz 2014-30 gemi ağırlarken yaklaşık 17.520 kişi Sinop'a geldik bu turlar sayesinde. Bu da oldukça önemli bir rakam. Bu yüzden de ki Miami konusunda çalışmaya yaptığı yakınlara başlandı. Orada da ilk defa katılarak da bu sektörde de kendimizi göstermeyi istiyoruz. Vizyon geliştirdik. Geçen yıl sonunda hatırlarsınız hep beraber oradaydık. Tekrane'de ilk defa bir takımı saldık. Aslında bu bizim için önemli bir açılımdı. İstanbul olsa da yani ülke içerisinde olsa da yine de önemli bir organizasyona katılımı saldık, ev sahibi yaptık. Orada da düşünerek motomuz biraz daha denizdi. Deniz turizmiyle alakalıydı. Baktığınızda yine logodan da göreceksiniz. Bu gibi çalışmalarla beraber vizyonumuzu genişlettiğimizi düşünüyoruz. Organizasyon öncesi Amerika ile temaslar gerçekleştirdik. Washington'daki kültür ve turizm ofisi ile temasa geçtik. Onlarla ilgili olarak da standın içeriği, hangi alanlarda çalışma yapılması gerekiyor, ne gibi hazırlıklar gerekiyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler aldık kendinden. Son olarak da yine organizasyon öncesinde daha önce katılmış olan kişilerle görüştük. Böylece tecrübe paylaşımı sağlayarak da en azından eksiklerimizi giderin. İlk seferde olsa hatalarımız olmasın şeklinde yaklaşarak da önce Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı geçen yıl kendine katılmışlardı. Turizm Bakanlığı standının altında yer almışlar. Bu yıl kendi standında yer alacaklar. Onlarla ilgili görüşmeler yaparak daha önceki tecrübelerini dinledik. İzmir Ticaret Odası da daha önce katılım sağlamıştı. Onlarla da görüşerek de yine yapmamız gereken çalışmalar hakkında kendilerinden not aldık. Bu organizasyonu niye yapıyoruz? Daha önce söylediğim üzere kruvaziyer turizmi önemli bir sektör, yeni bir sektör. Sinop için çok yeni bir sektör. Bununla ilgili ekonomik anlamda da yine çok büyük bir ticari katkı sağlayabilecek bir sektör baktığımızda. Deniz bir sektör, bacasız bir sektör. Bu nedenle bu sektöre biraz daha ağırlık vermeye başladık. Az önce bahsetmiş olduğum rakamlar var. Bundan dolayı da bizim bu çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Burada herkes için kazan kazan. Sadece belli bir sektör için değil, çoğu sektör için kazan kazan aslında. O nedenle bu sektöre önem vermekteyiz ve bu çalışmaları yapmaktayız. Rakamlardan tekrar bahsetmeyeceğim. Sadece önemli bir husus var. Geçen yıl rakamlara baktığımızda belli bir dönemde yığılma görülüyor. Bunlar için 5 aylık bir dönemde yığılma var. Bizim amacımız aslında Miami'de bunu da bir nevi konuşabilmek. Tüm yıla yaymak. Baktığınız zaman diğer aylarda oldukça sürük geçiyor. Hatta gelmiyor. Bu yıldan sonraki amaç
yapacağımız sürecin puanında şunu beklemiyoruz. 2015'in yeni sesini çok büyük artıştan şunu beklemiyoruz. Çünkü acentalar bir ya da iki yıl önceden bu organizasyonu planlamakta. Bizim hedefimiz 2016 sonrası, 2016-2017 yıllarında rakamlarımızı tekrar daha yüksek seviyede ulaşmak. Yine bölgemizle alakalı Karadeniz bölgesinin durumundadır diye baktığımızda Karadeniz bölgesinde şu an Trabzon lider. Geçen yıl 38 tane gemi ağırlamışlardı. Ancak bizim için önemli bir husus arayı kapatıyor olmanız. Geçen yıl özellikle arada sadece 8 gemi fark vardı. Aslında biz Trabzon rakip değiliz. Zaten orada da bunu yapmayı planlıyoruz. Trabzon'a tamamlayıcı bir değiliz. Çünkü diğer turlara baktığınızda gece yolculuk, sabah şehirde diğer şeklinde gerçekleşiyor. İstanbul, Sinop, Trabzon bunun için biçilmiş kapsam baktığınızda. O yüzden de biz Trabzon'la beraber ileriki yıllarda inşallah hareket etmeyi planlıyoruz. Dipnot burada özellikle 2 yıldır yaşanan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, siyasi gerilim bizi de olumlu anlamda etkiledi aslında. Gemi sayılarında bunlar yansıdı. Bu önemli bir avantaj. Bunu değerlendirmeyi planlıyoruz yani bu şekilde devam ederse. Yine diğer limanlara olan uzaklığın çok yakın olması ve Karadeniz'in tam ortasına yer alıyor olması Sinop'un büyük avantaj. Bunları yine Miami'de karşı defa atlamayı planlıyoruz ikili görüşmelerimizde yapacağımız çalışmalarda. Fuarla ilgili çok kısa bilgi vereceğim. Sayın abi sizden arz etmek istiyorum çünkü fuar bizim için yeni bir fuar. Bu fuarla ilgili olarak aslında biz katılmadan önce bazı hedeflerimiz var. Tanıtım ve kalkınma odaklı hedefler ve algı ve yatırım odaklı hedefler. Şimdi temel hedef tabii ki Sinop'a gelen kurvaziyer sayısını arttırmak. Uluslararası kurvaziyer veya turizm ağlarına Sinop'u müdahale etmek. İstanbul ve Karadeniz'e gelen kurvaziyerle Sinop'u yönlendirmek. Sinop'a yönelik tur programının ilgili platformlarda tanıtılmasını sağlamak. Turistlerin Sinop'ta gerçekleştirdiği harcamaların arttırılmasını sağlamak ve uzun vadede diğer bölgelerdeki pazar payını Karadeniz'e, yani Sinop'a özellikle aktarabilmek. Şimdi algı ve yatırım odaklı hedeflerde özellikle Sinop için Sinop'un liman kenti olduğunu tüm Türkiye'ye aşılamamız gerekiyor böyle çalışmalarla beraber. Yani bizim Karadeniz'in ortasında tam bir liman kenti olduğumuz algısını Türkiye'ye yaymamız lazım. Turizm destinasyonu olarak Sinop'a ön plana çıkarmamız gerekiyor. Sadece kamu değil, özel sektörün sivil toplum kuruluşlarla beraber bilgi birikim ve kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Orta vadede kamu ve özel yatırımlarında, fonlarında Sinop'ta bir marina belki de oluşturulması için harcanması bizim önerilerimiz arasında yer almakta. Fuarla ilgili çok kısa, ilk kez katılan, 2014 yılında ilk kez katılan kurum sayısı 133'tü. Burada iş görüşmelerini tamamlamış katılımcı oranı %40'ın üzerinde. 127 ülkeden 900'den fazla katılımcı katılmış geçen yıl. 11 bin katılımcı var. Geçen yıl katılan. Yeni bağlantı elde edilen katılımcı oranı %88. Bu yıl katılacak olanlar, geçen yılda katılmış olanlar %94 oranında tekrar katılacak. Basın çok önemli. 349 kuruluş var basın olarak geçen yıl katılan. En önemli husus altın çizdiğimiz husus. Geçen yıl ürün ve hizmetleri satın almayı planladığını ifade eden kurulacak akımla temsilcisi oranı %78. Yani böyle sadece aslında oteller olarak bakmamak lazım. Burada ihmal olarak tedarik anlamında diğer sektörlerde de çok büyük bir ticaret dönüyor aslında orada. %78 oran bunu ifade ediyor. Son olarak da neler yaptık? Burada bir liste var. Resimlerle beraber arz etmeye çalışacağım. Biz hazırlık toplantılarımızla başladık. Sayın Vali amcımız önderliğinde. Belli toplantılar gerçekleştirerek kimlerin katılacağını, katılmak istediğini, ne gibi çalışmalar yapmamız gerektiğini, iş paylaşımlarını, görev paylaşımlarını bu toplantılarla gerçekleştirmeye çalıştık. Daha sonra tecrübe paylaşımı ziyaretleri, görüşmeleri yaptık. Bu dokunan hazırlamış olduğu bir rapordu. Bu raporları inceleyerekten, yani bu yıl katılacağımız çalışmalarla nereye dikkat etmemiz gerekiyor, bunlara baktık. Buna göre biz de kendi haritamızı, yol haritamızı çizmeye çalıştık. Networking çalışmaları gerçekleştirdik. Katılmış olduğumuz etkinliklerde bu fotoğraf EMİT puanından alınma. EMİT puanında Turvaziyer firmalarından, MSC firmasının temsilcileriyle görüşme şansımız oldu. Çok büyük bir firma kendileri. Bu firmalarla görüşmek olarak en azından neler yapabiliriz? Buraya tur çekme anlamında ne gibi çalışma yapmamız gerekiyor? Bir ön görüşme sağlamış olduk kendileriyle. Stand tasarımlarımız var. Bu iki fotoğraf net gözüküyorsa eğer bizim Amerika'daki fuarımızda yer alacak olan fotoğraflar. İki tane stand tanıtım fotoğrafı koyduk. Burada diğer temalı, liman temalı. Bunları da orada stand fotoğrafı olarak gösterecek. Halkı bilgilendirme çalışmaları da yaptık. Burada aslında kurvaziyer sadece dediğim gibi bir sektör için değil, kazan çok sektör için geçerli bir sektör. O yüzden de olabildiğince halka da açıklamaya çalışıyoruz. Kurvaziyer turizm nedir, ekonomik anlamda ne gibi katkılar sağlar, bunların bilinmesine yarar var. Bu nedenle bu tarz çalışmalar da yapıldı. Materyal tasarımlar bununla alakalı zaten birazdan beyefendiler açıklama yapacak sanırım. Bununla ilgili yapılan çalışmaları. Materyallerimiz var, belli materyaller hazırladık. Tanıtım filmi hazırladık. Amerika ile temaslarımız az önce aktardık. Zaten bu temaslarımız devam ediyor. Konsolosluklarla da görüşüyoruz.
Sosyal ağlarda şu an COSGİB'in yürütmüş olduğu sosyal ağımız var. Cruise Destination Sinop diye geçiyor. Orada da İngilizce olarak güncel şekilde güncelleniyor. Bu arada da zaten bu tarz çalışmalar devam edecektir. Son olarak da bu pazartesi İzmir Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği Ankara'da bir toplantı vardı. Türkiye Kurulatıya Platformu'nun ikinci toplantısı. Sinop Ticaret Sanayisi'yle beraber katıldık bu toplantıya. Sinop Limanı ile ilgili olarak bazı görüşler vardı veya diğer limanların temsilcileri, ticaret odaları daha doğrusu o toplantı katılmıştı. Biz de Sinop'un bazı özelliklerini ve gelecek birlikte çalışmalardan bahsettik. Bugün bir hazırlıkları yaptık. Arz ediyorum Sayın Malim. Bir de İngilizce sunum hazırladık. Biz orada eğer imkanımız olursa birebir anlatabilmek amaçlı yaklaşık 40 saatlik bir sunum. Arz ederseniz daha sonra da sadece bir Sayın Malim İngilizce bir sunum hazırladık. Orada imkanımız olsa sunalım. Soru öneri varsa, yorum varsa, buyurun. Bu kruz, adım Hamdi Yılmaz, İngilizce, Fenerbahçe Profesyonel Turist Rehberiyim. Yıllarca bu kruz işlerinde, Akdeniz Ege bölgesinde bu işlerinde rehber olarak çalıştım. Merak ettiğim nokta, gelen kruzlar buraya sadece belli destinasyonları, yani Hamsilos, Sinop'un içerisindeki belli noktaları geziyor. Onun dışındaki alanlara neden çıkmıyor? Veya niye o alanlar ön plana çıkartılmadı? En basit Erfelek Şelalesi. Hemen yakın alanda gerdi bir iki tane Osmanlı döneminden kalma 16. 17. yüzyıldan kalma eski evler var. Onlar da ön plana çıkartılabilir. Yani demek istediğim neden sınırlı alanlar devamlı pazarlanıyor kruz müşterilerine? Açıkçası o konu aslında biraz turizm rehberleri, ajantalarıyla alakalı ama şöyle söyleyebiliriz. Yani bizim hedefimiz şu, yani burada öneri olarak söylüyoruz zaten bu. Olabildiğince bunu Türk ile yani olabilecek şekilde yayabilmek. Yani burada belli yerlerde sadece gösterilebilecek uygun alanlar varsa bunların üzerine çalışmakta yarar var. Bu insanlar sabah geliyor, akşam dönüyorlar. 7'de gemiden iniyorlar. Akşam 6-7 sularında bağlı bulundukları limandan ayrılmaktalar. O süre zarfında bir 8-10 saat gibi boşluk var. Birazcık da bu işi yapan gemi firmaları değişik noktaları göstermek istiyorlar. Evet. İnsanlara cazip gelsin. Evet. Gelen müşterilerde 40 yaş ve üstü kesim çoğunlukla bu kruzlarda seyahat eden insanlar. Ve Doğu Karadeniz'de olduğu gibi, Akdeniz Çanağı'nda olduğu gibi biraz daha ekolojik alanları üzerine pazarlama, marketing yapılabilir Sinop'ta da. Yani bir takım hemfikir. İnsanlara daha fazla cazip gelebilmesi için ama operatörler bu konuda yönlendirilebilir. Bu işi yapan otoriteler yapabilir ama şu an zaten buradaki katılımdaki amaç ilk başta Sinop'u tanıtabilmek. Bu deniz kumu aslında ilde yapılabilecek gemilerle alakalı. Biz öncelikle şuna bakıyoruz. Ne kadar fazla gemi getireceksek, ne kadar fazla turist getireceksek, ne kadar fazla dövüş çaban verebilecek, bu kadar bu deniz kumuyla alakalı birlikte istişare toplantıları yapılsın. Şehir içerisinde tur ajantaları olsun, sizin gibi bilgiler olan farklı kişiler olsun, temsilciler olsun. Bu gibi çalışmalarla bu fikirler zenginleştirilir düşüncesindeyiz. Da destek veriyoruz. Özellikle amacımız kruvaziyer turizminde firmalarımızın da bu fuardan ve bu turizmden maksimum derecede en verimli şekilde faydalanmalarını sağlamak. COSGİB olarak küçük orta ölçekli işletmeleri geliştirmek bizim misyonumuz. Bu kapsamda Eşmer diye senin varın bir programımız var. COSGİB'in çeşitli ülkelerde eşleştirme merkezleri var. Bu merkezlerden biz
bir danışmanlık, bir hizmet satın alırsa firmalarımız, onların masraflarını COSGAP olarak destekliyoruz. Biz de buradaki COSGAP'in Amerika'daki eşleştirme merkezi ofisinden firmalarımıza bir eşleştirme hizmeti satın aldık. Aynı zamanda bu organizasyonun hizmetleri de içeriyor, bu danışmanlık hizmeti. Bu şekilde bir program yaptık. Şöyle detaylarına inersek Sayın Valim. 15 Mart'ta buradan yola çıkacağız. Bir gün öncesinden çıkacağız. Çünkü bağlantı uçuşu vermiyor. New York'ta. Üzerinden Miami'ye geçeceğiz. Daha sonra Pazartesi günü fuar başlangıcı. Burada tüm genel fuara ilişkin bir resepsiyon verilecek. Açılış resepsiyonu. Bütün katılımcıların katıldığı. Daha sonra bizim fuar alanında bakanlığımızın bir stand alanı var. Orada planlanmış iş görüşmelerimiz de olacak. İş görüşmeleri listesini de ben bugün bütün katılımcı arkadaşlara mail olarak attım. Şu an burada da gösterebilirim. Daha sonrasında Miami Baş Konsolosluğumuz kendi resmi konsolosluğunda bizlere bir resepsiyon verecek. Bu resepsiyona biz daha önceden firmalarla yazıştık. Bu gemi ajantaları firmaları da davet ettik. Dolayısıyla hani, Türk Konsolosluğu'nun resmi konutunda birebir bizim firmalarımızla birlikte oraya gelen diğer İzmir, Trabzon limanından da gelenler var. Ancak ticari heyet olarak bir tek biz varız, Sinop olarak Sayın Valim. Çünkü böyle bir eşmer programı diğer iller öngörmemişler. Onlar sadece il tanıtımı yapacaklar ama biz ticari heyet olarak burada yer alan tek iliz. O manada en kalabalık il de biziz. Dolayısıyla aslında Miami'de bir Sinop rüzgarı estireceğiz diye düşünüyoruz. Buradaki networking, konsolosluktaki networking etkinliğine de o büyük gemilerin temsilcileri davet edildi, gelecekler. Sanıyorum Rahmi Koç da bu fuarda, o da gelecek bu konsolosluğun davetine. Salı günü de yine aynı şekilde fuar içerisinde planlanmış randolarımız var. Biz buradaki bütün firmalarımız için birebir iş görüşmeleri organize ettik. Yani atıyorum tüm listeyi şu an sayamayacağım ama Ülgen Tekne için görüşecek firmalarımız var. Yaklaşık bir 10'a yakın firmayla randevu aldık, teyitleştik. Aynı şekilde diğer bütün firmalarımız için birebir onların işbirliği yapabileceği, yani bir ticari bir faaliyet veya ortak bir proje geliştirebilecekleri şekilde aynı şekilde ticari heyet olarak da organize ettik. Yine Salı günü bir networking etkinliği var. Bu da fuar alanında olacak. Standımızın alanında böyle bir resepsiyon vereceğiz. Yine aynı şekilde oradaki firma temsilcilerini, yabancı firma temsilcilerini davet edeceğiz. Buradaki amaç tabii ki onlarla bir tanışabilmek. Networking etkinliği aslında fuarların en iş bağlantılarının olduğu en önemli etkinlikleri. Çarşamba günleri de yine aynı şekilde ikili görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm 3 gün boyunca fuar süresince stand alanımızda ikili görüşme organizasyonu olacak. Bunlarla ilgili yaklaşık sayın var 3 aydır bu firmalarla biz yazışıyoruz, telefonlaşıyoruz. Hani kolay da değil bu şey yapmak. Gerçekten konfirmasyon mailleri vesaire bayağı uzun sürdü. Ama şu anda güzel bir sonuç elde ettik. Aynı şekilde Miami Cruise limanı var. O limanı ziyaret edeceğiz. Buraya da normalde izinle giriliyor. Yani herkes almıyorlar. Biz bunu da sağlamış olduk. Bütün katılımcılarımız bu limanı normalde hani yolcular sadece girebiliyor ama bize özel bu limanı da açacaklar. Aynı şekilde 19 Mart Perşembe günü de ikili görüşmelerimiz devam edecek. Oradan New York'a geçeceğiz. New York'ta da yine başkonsolosluğumuz, ticaret eşelerimiz ve New York Türk-Amerikan Ticaret Odası'nı ziyaret edeceğiz. Orada da yine bizim firmalarımızın işbirliği yapabilecekleri firmalarla, kendi sektörlerinde olsun veya tedarikçi sektörlerde olsun iş görüşmeleri organizasyonu var. Bu networking etkinliğine de onlar davet edilecek. Hem orada bulunan Türk firmaları gelecek hem de Amerikan firmaları gelecek. Bu şekilde bir etkinliğimiz olacak. Toplamda katılımcı firmalarımız 14 adet firmamız var. Protokolden de 7 kişi var. Toplamda 21 kişi olacağız heyette. Aslında fuar sadece bir yönünde tabii ki Sinova, Kruvaziyer gemilerini çekmek ama fuar aslında çok daha geniş, büyük bir fuar. Bu fuarın içerisinden sadece gemi firmalarını Sinop'a getirmek değil, aslında Sinop'tan bunların bir takım ihtiyaçlarını, tedariklerini sağlamak da bizim hedefimiz. Bunlarla ilgili de görüşmeler organize edildi, ikili iş görüşmeleri.
Düşünün ki bu gemilerin içerisinde yiyecek içeceğinden eğlencesine kadar, tasarım, iç tasarımlarına kadar, gemi ekipmanlarına kadar, elektronik olsun, organizatörlere kadar, bilişimle ilgili hizmetlere kadar, telefondan birçok aslında fırsat barındırıyor. Fuar alanlarına, katılımcılarına baktığımızda hani fuar ikiye ayrılmış durumda. Birisi destinasyon dediğimiz kısım ki bizim standımız da orada. Diğer kısım ise tedarik. Yani o da fuarın çok daha ticari olarak daha büyük bir bölümünü oluşturuyor. Burada şu anda bizim görüşme organize ettiğimiz, bizim networking etkinliğimize katılacak yabancı firmaların bilgileri var. Bütün büyük firmalar, Princess Cruises gibi firmalar şu anda randevu alınmış durumda. New York'ta da aynı şekilde. Buradaki Türk firmaları da var. Alp Travel gibi orada hizmet veren Türk ajantaları da var. Onlarla da iş görüşmesi organize ettik. Benim programla ilgili aktaracağım bunlar ama bir de koordinasyonla ilgili aktaracağım konular var. Berkol Bey anlattı amacına programın. Bizim bu Eşmer programında stand iş gezileri, ziyaretleri, planlanmış B2B iş görüşmeleri, liman ziyareti, pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapabilecek işletmelerin araştırması ve seksiyonlardan, networking etkinliklerinden oluşuyor. Aynı zamanda New York Türk-Amerikan Ticaret Odası'nın ziyareti, başkonsolosluk ve ticari ateşe ziyaretlerinden oluşuyor toplamda. Buradaki amaçlarımızı zaten değindik. Genel olarak organizasyonla ilgili bütün katılımcılarımızdan bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda en verimli şekilde bu iş gezisinden faydalanmalarını bekliyoruz. Bizim buradaki organizasyonumuza hani katılımcıların da katkılarını, önerilerini bekliyoruz, bizlere paylaşmalarını. Hani aslında bu amaçlar, hedefler doğrultusunda bir yola çıktı. Sizlerin de feedbackleriyle, geri bildirimleriyle bu şey yapacak. Hani sadece bizim yönlendirmelerimizle değil, sizler de buradan bizim bu hedeflere ulaşmamız için üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapmanızı sizlerden de bekliyoruz. Bizleri yönlendirmelerinizi de bekliyoruz firmalar olarak. Buradan maksimum derecede faydalanmanızı ve faydalanmayı istiyoruz. Stand konusunda orada tüm gün boyunca tabii ki ikili görüşmelerimiz var ama standta da bir görev paylaşımı yapmamız gerekecek. Bu konuyla ilgili de biz COSCAP olarak bir koordineli şekilde sizlerle irtibat halinde orada standta herkesi sırayla bir dönüşümlü olarak, değişimli olarak görev almasını da sağlayacağız. Burada tabii ki kılık kıyafet bizim için önemli. Karşılama, ağırlama, ikram. Bunlar çok önemli. Amerikalılar özellikle bu konulara çok önem veriyorlar. Dolayısıyla bir ikram paylaşımında ikramları da buradan oraya götürmeniz gerekecek. İkili görüşmeler Amerikalılar dakik, hani bizim gibi değil, bir saat 10'da bir ikili görüşme size tebliğ edildiği zaman saat 10'da herkesin fuar alanında orada olması gerekiyor. Başka programını bu şekilde çok önemli. Eğer 10 geçe orada olursak o firma açısından yani iyi bir şey yapıyorken tam tersi çok daha kötü bir şey. Sinov'u tanıtım adına çok daha kötü bir şey yapmış oluruz. Dolayısıyla çok ciddi ve önemli bir konu bu. Bütün firmalarla bizim görüşmelerimizin ciddi bir şekilde zamanında yapılması gerekiyor. Burada bütün orada bizim COSCAP'in eşleştirme merkezinin irtibat bilgilerini sizlerle paylaştık. Orada herhangi bir problem olduğunda irtibat halinde olacağız. Bir WhatsApp grubumuz da var. Oraya bütün katılımcıları zaten ekledik. Dolayısıyla bir sürekli toplu irtibat halinde olacağız. Görev paylaşımı yaptık biz bu programın sorumluluklarıyla ilgili. COSCAP olarak biz bütün ticari firmalarımızın eşleştirme hizmetlerini şu ana kadar yaptık. Şehir yöneticilerin görüşme organize ettik. Ticari firmaların görevlerinin belirlenmesi yine bizim sorumluluğumuzda. New York'taki görüşmeleri, stand nöbetlerinin belirlenmesi, ikramların temini, biz de bir ikram orada hazırlayıp getireceğiz COSCAP olarak. Aynı zamanda buradaki basın materyalleri, basına verilecek haberlerin hazırlanması noktasında da ve bunların hem ulusal hem yerel basınımıza paylaşılması noktasında haberleri sizlere basınımıza iletmiş olacağız.
Aynı zamanda sosyal ağları da fuar süresince güncel tutacağız. Şöyle bir düşüncemiz de var. Orada sosyal ağlar aracılığıyla bütün fuar katılımcılarına ulaşmak istiyoruz. Dağıtacağımız, vereceğimiz ikramlarda veya dağıtacağımız promosyonel ürünlerde ilgili kişilerden Facebook Cruise Destination Sinop sayfasını beğenip paylaşmaları halinde onlara küçük bir magnet hediyemiz ya da Sinop'a ait küçük başka promotif ürünlerimizi sağlayacağız. Böylelikle onların bütün arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla ulaşmayı düşünüyoruz. Kuska tanıtım materyallerinin hazırlanması ve orada sunumların hazırlanması noktasında bir görev paylaşım yaptık. Belediyemiz de Sinop'a ait ürün ve ikramların temini, basın müdürlüğümüz de orada bizim çalışmalarımızı belgeleyip fotoğraflama noktasında bir destek bekliyoruz. Ticaret odamızdan da gene aynı şekilde firmalarımızın koordinasyonu noktasında destek bekliyoruz. Katılımcı işletmelerden ise kendi broşür, ürün hizmetlerine ait materyallerin hazırlanması noktasında organizasyona yönelik görevleri yerine getirmeleri, bizlere kolaylık sağlamaları bu bir iş bölümü. Bir şekilde orada öngörmediğimiz problemler olabilir. Bu noktada işletmelerin de bu ilimizin tanıtımı noktasında bizler gibi sorumluluk almalarını istiyoruz. Verilecek görevler onların da inisiyatif alarak gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ülkemize, ilimize temsil noktasında gerekli hassasiyeti, gayret ve özeni göstermeleri noktasında da bir ricamız var. Bir de programın amacı ve hedeflerine yönelik her konuda gerekli koordinasyonu bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Böyle bir görev paylaşımı yaptık. Benim aktaracaklarım bu kadar ama programa yönelik burada ilgili kişilerin soru cevapları baştan sona biz organize ettiğimiz için çok detaylıca cevaplandırabiliriz. Mayan konsolosluğumuzda gelecek bir sürü yabancı proje şirketlerin temsilcileri de gelecek. Doğru, evet. Onları davet ettik. Zaten amacımız o. Sadece Türklere yönelik bir networking etkinliği değil. Aslında yani benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu etkinlik, networking etkinliği yani fuardan daha da değerli. Çünkü ben Finlandiya'ya gittiğimizde orada bir iş gezisi organize etmiştik. İsrail Başkonsolosu Finlandiya'da bir fuar kapsamında gitmiştik oraya. Bütün oraya katılımcıları kendi evinde bir resepsiyon vermişti. Yemek vesaire organize etmişti. İsrail firmalarını orada tek tek tanıttı. Gelen bütün katılımcılara. Biz de kalabalık bir ekiple gitmiştik. Ve orada bütün iş bağlantılarını orada yapmışlardı diyebilirim. Yani İsrailliler gerçekten böyle çok sıkı çalışıyorlar ticari noktada. Bizim de fuarda zaten kendimizi tanıtıyoruz ama orada yapacağımız görüşmelerin, bağlantıların birçoğunu orada inşallah networking etkinliğinde bağlamayı düşünüyoruz. Müdür Bey, bu tarz fuarlarda, uluslararası fuarlarda destinasyonu pazarlamak isteyen veya iş yapmak isteyen şirketler workshop düzenlemekte. Sinop neden böyle bir çalışma yapmadı acaba? Workshop çalışması. Sinop'u birebir şirketlere dahi pazarlamak için ithal olmaz mıydı? Nerede workshop çalışması? Yani şöyle, resepsiyon düzenleneceğini söylediniz konsoloslukta ama bu tarz fuarlarda çok fazla devlet erkanıyla ilerlemek randımanlı olmuyor. Daha çok workshop tarzı birebir katılımcı firmalara bir yemek verilerekten düzenlenen çalışmalar daha verimli olmakta. Evet. Bu da istatistiklerle zaten kanıtlanmıştır. %70, %80 oranında bir verim geri dönüş oluyor. Evet. Bu konuda bu tarz bir çalışma yapılsa daha verimli olmaz mıydı? Zaten burada hani workshop'dan kastığımız ne tam olarak anlamadım ama yani zaten şöyle, burada yaptığımız çalışma fuar stand alanında da ikili görüşme organize ettik. Bu firmaları biz davet ettik fuar stand alanımıza. Orada birebir bu firmalarla biz görüşeceğiz. Onun haricinde birçok network etkinliği var burada fuar alanında. Sürekli sadece biz katılmıyoruz bu fuara. Hani bütün çok fazla verimli bir görüşme olmuyor kalabalıkta. Workshop dedim ayrıyetten bir yemeği anlıyor firmalar. Tabii. Orada işte neden biz onu konsoloslukta yapıyoruz. Bu anlatılıyor. Evet, biz onu konsoloslukta yapıyoruz. Dediğiniz gibi normalde bunu stand alanında da yapılıyor. Diğer bütün destinasyonlar yapıyor bunu. Sadece Türkiye Turizm Bakanlığı yapmıyor bu resepsiyonu. Diğer bütün oraya katılan destinasyonlar da aynı tür etkinlikleri yapıyor, onu söyleyeceğim. Onun dışında da biz hani akşam yaptığımız konsoloslukta verdiğimiz resepsiyonlarda da
ilgili işbirliği yapabileceğiniz firmaları davet ettik zaten. Hani bütün herkese ulaşmamız söz konusu değil, bütün herkese ulaşmak da amacımız da değil zaten. Biz nokta atış bir şekilde zaten bununla ilgili beraber bir ön hazırlık yaptık. Yaklaşık sayın var 3 aydır biz çalışıyoruz bununla ilgili. Nokta atış firmalarla görüşme organize ettik. Daha çok işbirliği yapabileceğimiz Karadeniz'e kruz gemisini yönlendirebilecek firmalar bizim portföyümüzde. Pekala, bu ikili temaslarda çıkış noktanız nedir? Neden Sinop'u tercih etmeli kruz firmaları? Sinop'un ön plana çıkan cazibe noktası nedir burada? Evet, Sinop'un ön plana çıkan cazibe noktası aslında biz bunları zaten bir sunum, bir materyal hazırladı KUSK'a. Ben burada Rizat Ajans'a teşekkür ediyorum arkadaşların emekleri için. Güzel bir çalışma hazırlamışlar. Sinop aslında hepimiz bu ilde yaşıyoruz. Yani anlaşılacak çok şey olan değil. Dolayısıyla o noktada bir sıkıntı yaşayacağımızı hiç düşünmüyoruz. Bir şu, Sinop ilk defa burada yer alacak. Orada Barcelona zaten bütün herkesin tanıdığı bir yer. Ama Sinop ilk defa orada yer alacak. Dolayısıyla en ilginç de en çok ilgiyle bizim çekeceğimizi ben düşünüyorum. Bir de burada kalabalık bir ekip olarak gitmemiz de orada burada bütün firmalarımız da Sinop adına, Sinop'u temsil ama da görüşmede bulunduğunda bu da bize güç katacağını düşünüyorum. İskele'ye bağlanma parası diğer limanlara göre daha mı uygun bizde? Sinop limanında. Ama ben bilgim yok. Liman başkanımız burada ama ilgilerimi bilmiyorum. Yani rakip destinasyonlara göre avantajımız nedir onu öğrenmek istiyorum da. Evet. Liman başkanım. İskele'ye bağlanma parası soracağım. İskele ücretleri yani bağlama ücretleri birbirlerini yapıp Türkiye'de yani onlar arasında büyük bir farklılık yok. Yani rekabette öyle çıkabilmenin açısından bir avantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Başka alanlarda, diğer alanlarda özellikle kralcılık ve röportaj hizmetinin bulunmaması ve bu maliyetle mağrum kalmaları özellikle günler bakımından bir maliyet avantajı sağlayabilir. Diğer konularda tabii ki alternatif gizli alanlarıyla karşılaştırmak lazım. Onu da tabii ki bu konumuzun dışında. Yani biz bu Cruise platformun toplantısı vardı. Berko Beyaz önce ifade etti. Ben de orada bulundum. Ticaret Odası'yla beraber katılmıştık. Orada bize söyledikleri Global Port diye bir Türk firması var. Şu an Singapur Marina Bay Barcelona Limanı ki dünyanın en büyük ikinci kruvazör limanı. Bu bir Türk işletmesi. Yani bizim için de gerçekten bir gurur kaynağı. Bu Global Port işletmesi, bu limanı işleten firmanın bize söylediği şu, kesinlikle o ücretlerin ya da maliyetlerin bu kruvaziyer gemilerinin rotasını belirlemeli. Bunların aslında bir turist gözüyle bakarsak bu adamlar turistlerden para kazanıyorlar. Turistler nereyi tercih ederse onların gözünden bakıyorlar olaya. Dolayısıyla bizim pazarlayabilecek özellikle tarihi noktada kruvaziyer turizminin %90'ının emeklilere hitap ettiğini, %80 emeklilere hitap ettiğini düşünürsek, onları daha çok tarihi yerlere geldiğini de düşünürsek, bizim elimizde Balatlar Kilisesi gibi, yani Hinterland'ında turizm olarak ne sunuyorsunuz, bu çok önemli onlar için, maliyet değil. Dolayısıyla satabiliyorlarsa onlar için önemli olan para kazanabilecekleri, para kaybettikleri şeye bakmıyorlar, bunu söyleyebilirim. Başka sorusu olacak yoksa ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum Fahri Bey'e. Bizim gerçekten bu programın hayata geçmesinde çok büyük emekler oldu. Yeri gelmiş onlara teşekkür etmek istiyorum. Abi ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi siz konuştuğunuzda dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle gemilerin dizaynı, kuvaziyer gemilerin dizaynına dair. Evet. İşte girişimcilere de yönlendiriyoruz. Burada bir yanlış algı oluşmasın. Özellikle bunu ifade etmek isterim. Bir kuvaziyer geminin dizaynı tamamen inşa faaliyeti. Tersaneci faaliyeti ve onun bir parçası. Peki, iç dizaynı? Yani, iç ürünleri? Tabii iç ürünler açısından da. Yani sonuçta o gemi seyre çıktığı an tamamen tersane içinde her şeyiyle donatılmış. Ekipman olarak da mı? Yani ekipmanları da var. Yani bunları buradan da sağlayabiliriz. Hani, Türk seramiği. Bütün bu faaliyetler bir tersane faaliyetidir. Gemi inşa faaliyeti içerisinde gemideki bütün içerideki halıdan düşünün, perdesine kadar bütün bu faaliyetler gemi seyre çıkmadan önce tersan içinde veya denizde bütün bu şekilde donatılır. Şunu bilmek lazım ki ülkemiz ne yazık ki
kuvaziye, ülkemizde kuvaziye dükkanı inşa edilmemekte. Böyle bir tersanet faaliyetimizde yok. Dolayısıyla çok böyle yüksek ideal amaçlar koymasak daha gerçekçi olur gibi. Ben zaten orada fuarın sektörün neleri kapsadığını anlattım. Hani evet. Tabii ben fuarın neleri kapsadığını anlattım. Ben yani, bu konuda zaten yani, bizde böyle bir firma yok. O genel bir şeydi. Hedefi büyük tutmakta fayda var yani. Büyük tutalım da yani. Ama gerçekleşmeyecek de gerçekleşecek. Ya bazen hayal de olsa güzel. Ya bu projede bir gerçeğe ulaştırmıyor. Başkanım, oradaki şey fuara ilişkin genel bir bilgilendirme neleri kapsadığını anlatmıştık. Yani bizim hedefimiz değil yani. Şimdi Müdür Bey bir şey soracağım. buraya gelen geri düşen misafirlerine çok fazla katma değer yaratan ürün satamıyoruz. Bu Karadeniz'in genelinde var. Bir Akdeniz'de, Ege'de yapılan satış burada olmuyor. Kusko olarak, Sinop Kusko olarak acaba yöresel ürünlerin bu kurvaziyer müşterilerine satışıyla veya üretimiyle ilgili evet. Bir çalışma, bir faaliyet ileriye dönük bir şey var mı? Tabii ki. Zaten hani bu fuarın bir amaçlarından bir tanesi de o. Burada da belirttik onları. Peki ben bu konuda bir şey söylemek tabii. İstiyorum. Bu satış yapamamasının sebebi Sinop Limanı'nda tax free'yi verememekti. Yani vergi iadesini veremiyordu. Bu zamana kadar. Ama evet. Bir önceki bayimiz sağ olsun bakanlıklarla gitti. Yılların sorununu halletti. Yani bu seneden itibaren gelen yabancılar yaptığı alışveriş karşılığında vergi iadesini alabilecekler. Bu da Sinop'ta artık alışveriş yapabilecek anlamına geliyor. Onun için alışveriş yapmıyorlar. Bu tax free olayı sadece Sinop'a mı özgü? Sinop'a özgü, evet. Güzel. Karadeniz bölgesi sadece Sinop'a özgü. Evet. Ya bu sorun çözüldükten sonra polis dediği Sinop için çok önemli bir yer ediyor. Teşekkür ederim. Arz ederim. Sadece bilgisayardaki hoparlörü kullanabiliyoruz. Başlıyorum. Senin mikrofonu bilgisayar yaştırsan. Ha, öyle mi? Thank you.
tanıtımıyla eğer kullanmışsa hemen tüm yerleri kapsıyor. Bunun haricinde size sunabileceğimiz Lugo'nun... Fizik olarak alternatifimiz var mı şu an? Bence en büyük nedenlerden bir tanesi de Sümele Mahallesi.
Sayın Yönetmenimiz başta olmak üzere Berko Bey'le birlikte çalışıyoruz. Yani yazık ki o yoğunluk kalabalığını buraya aktaramayınca, o enerjiyi aktaramayınca eleştirdiğiniz haklısınız. Ama hani mevsimsel olarak böyle çekim yapma şansımız da haklısınız ki yok. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreçte daha uzun projelerde, daha uzun zamanlarda bu projede gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Şimdi bu katılacak olan fuar sıradan bir fuar değil, bir emit değil, bir Moskova veya Dubai fuarı değil. Bu turizmin en üst sektöründe yapılan bir fuar. O yüzden bu fuar hata kabul etmiyor. Hazırlık ismi biraz hatalı olmuş olabilir. Burada sizin de şeyiniz vardır ama bence Sinop ne kadar iyi pazarlanırsa ona göre geri dönüş olabilir. Hatadan bir yerde eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunu sezon son olarak olabilir. Ama bu sonuçta bir başlangıçtır diye ben öyle görüyorum. Çünkü bundan önce Berkoy Bey'in ifade ettiği gibi bu anlamda geniş çaplı bir zaten çalışma yoktu. Biz zaten belediyemizde zaten birebir çalışıyoruz. Hani bu kapsamda da onun da desteği, o kurumun da desteği olduğu sürece her şey biraz daha ileri, daha hızlı şekilde gidecektir. O zaman şey artıyor, hani baştan beri ifade ettiği gibi sıkıcılık artıyor. Yani mesela uluslararası portföyü değerlendirdiğimiz zaman gemi gelirken görüntü mesela biz çok aradık. Mesela ben şeyle bu konuda rota denizcilikle itibarda geçtik. Mesela orada olmadığını söylediler. Yani biz öyle bir görüntüyü tabii bilmiyoruz. Bir daha ama çalışmadığınızda şimdi gazeteci, ağabeyleriniz, arkadaşım, evet. Türkçe'de büyük arşivler var dedi. Onlardan arzalar evet Osman Bey, yani bu konuda tabii ki bizim memnunuz. Çünkü hani sadece bizim şeyimiz değil, bu Sinop'un bir değeri. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı ufak bir detay daha vermek istiyorum. Biraz önce promosyon ürünlerinin ürünüyle alakalı da ifade edilmişti. Şu şekilde bir flash belge hazırlandı. İçerisinde sunumu gerçekleştiren tüm materyaller var. Bunlar oraya kuruzla alakalı görüşmeye gidilen kişilere verecektir. Yani bu şekilde dijital ortamda taşınıyor buradaki bilgiler. Ve bizim de hazırlığını daha önceden yapmış olduğumuz internete bağlanabilirsem kısaca onu da göstermek istiyorum. Halk İstanbul diye daha öncesinde İstanbul Valiliği'nin İstanbul için yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmayı biz Sinop için uyarladık. Daha öncesinde dediğim gibi İstanbul Valiliği'nin açıkladığı çok kapsamlı bir projeydi. Biz bu kurs kapsamı çerçevesinde onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii süre kısa, ne kadar yer yetiştirebiliriz? Dört dörtlük olmayacağını düşünüyorum ama en azından orada tanıtıldığında görseller anlamında bir şeyleri ifade etmek için yardımcı materyal olarak olabilir. Sanırım var. Thank you.
Yani dışarıdan insanların girdiğinde Sinop'la alakalı şeyleri araştırmak veya işte rehberde yer almış olan bilgileri erişmek istediklerinde özellikle tarihi alanlarla alakalı geniş bilgi verebilecek bir internet sitesinden bahsediyorum. Daha sonra Sinop sitenin gelişimiyle alakalı buradan rezervasyon yani Sinop'ta konaklamayla alakalı nerelerde kalınabilir? Bunların lokasyonları girdiklerinde internet sitelerine yönlendiren bir çalışma olacak. Sosyal, yani Sinop'un sosyal bilgiyle alakalı var olan sosyal aktiviteler, BNR gibi aktivitelerin yer aldığı, işte belediyemizin yıllık düzenlemiş olduğu aktivitelerin yer aldığı Sinop'un sosyal yanından da bir linkimiz olacak. Burada tarihsel alanların, işte burada ismi geçtiği gibi taşı tabyaları gibi yerlerin de resimlerin ve bilgilerin olduğu bir linkimiz var yukarıda. Burada neler düşünüldü ve Sinop'a gelindiğinde nerede ne yenir gibi sorularına cevapları olan bir site hazırlığı içerisindeyiz. Çalışmalarımız, tüm çalışmalarımız ayın 14'üne kadar bunu yetiştirmek. Yetiştirmek için neden geleni yapacağız? Bu konuyla da alakalı bilgi vermek istedim sizlere. Eğer basın mensupları tabii şeyler isterlerse logo çalışmaları gibi kurumsal kimlik çalışmaları içerisinde sizlerle logoyu da paylaşabiliriz. Hani bu haberleri yaparken kullanabileceğimiz ve bundan sonra da kurul sürecimiyle alakalı kullanılacak logo da budur. Çitenlerden yola çıktık ve Sinop'un doğasını, tarihini ve kültürünü kapsayan bir tipografiyle süsleyip bu şekilde bir logo oluşturduk. Bu da kurul sürecimde kullanacağımız logo. Değerli arkadaşlar, Amerika'ya gelecek olan kişiler olarak bazı görev paylaşımları yaptık. COSGAP Müdürü Gürsel Bey de bahsetti. Önemli olan kısımlardan bir tanesi materyaller. Diplomatik kargo için fazla vaktimiz kalmadığı için, süremiz az olduğundan bazı materyalleri paylaşarak kendimiz götürmek zorundayız. Burada görev paylaşımı olacak gibi herkesin materyal götürmesi gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğumuz Cemal Bey'in bahsettiği rehber, harita ve üyesi belekleri herkes eşit olacak şekilde paylaşmak konusunda bize yardımcı olursa memnun oluruz. Çünkü bayağı bir yükümüz olacak. Bu konuda anlayışınız için teşekkürler. Biz zaten temasla geçeceğiz. Aslında hazırladık ama burada herkes olmayabilir sanırım. Birebir temasla geçip sizlere ileteceğiz. Teşekkür ederiz. Selim abi çok az olacak zaten ama hepsini bize yüklememek adına. Evet, el bakışı kıvamında olacak zaten. Yani 20 adet rehber düşünün, 20 adet de harita diye çok daha ağırlık olmayacak şeklinde düşünün. Bize bu konuda yardımcı olabilirseniz, kendi adıma söylüyorum, taşıma anlamında çok teşekkür olurum. Evet, yani valizlerimizin boş olacağını tahmin ediyorum ben. O nedenle bu konuda yardımınızı bekliyor olacağız. Teşekkür ederim, arzu ederim.